aşk insanısın ve sevdiğin insanı kendine çekmek istiyorsun. Aşkta zirvelerde gezinmek istiyorsun. Ve işte aşık dediğin kişi böyle olur ve aşık dediğin kişi sevdiğini kendine böyle çeker demek istiyorsun. Dolayısıyla bu videoyu izliyorsun. Bu defa tehlikeli bir videoyla karşındayım. Ne kadar tehlikeli biliyor musun? Gerçeği öğrenmiş olabilirsin. Sana aşık olduğunu söyleyen adam ya da sana aşık olduğunu söyleyen kadın gerçekten aşık mı değil mi bunu biliyor olmak ister misin? Ve harice birisine aşıksın ve sen de onu kendine çekmek istiyorsun, sana aşık etmek istiyorsun. Böyle bir tekniği bilsen nasıl olurdu? Gerçekten aşk ne kadar güzel bir şey değil mi güzel dostum? Aşklar olmasaydı bu kadar türküler, bu kadar şarkılar, bu kadar ağıtlar yakalır mıydı? Bu kadar güzel şiirler okuyor olabilir miydik? Zaten bizi diğer varlıklardan ayıran şey nedir? Bir duygumuz var. Bazen coşarız. Neyse bunlar önemli değil. Ama enteresan bir şey var güzel dostum. Bilim adamları da bunu araştırıyor biliyor musunuz? O enteresan şey de şu. Dünyanın tüm milletlerinin, tüm ırkların oynadığı bir oyun var. Müslüman, Hristiyan, Yahudi fark etmez. İngiliz, Fransız, Türk, Kürt fark etmez. Herkesin oynadığı bir oyun var. Herkes bu oyunu oynuyor ve diyorlar ki bilim adamları acaba bu oyun öbür taraftan mı geliyor? Yani biz yaratıldığımızda oradan bize doğru mu geliyor ki böyle bir oyun var? Tabii güzel dostlarım ben bu aşk olayını, bu sevgiye aşkı kendi sanatımla anlatacağım. Yani bilinçaltının ne kadar güçlü olduğunu biliyorsunuz. Bilinçaltını kullanarak, bilinçaltı tekniklerini kullanarak sevdiğimizi nasıl çekeriz? Ben işin o tarafındayım. Yoksa sıradan işte şöyle davran, böyle davran orada değilim. Kendi bilinçaltımızda ne varsa onu bize çekeceğimizi bildiğimiz için. Tabii bu arada unutmadım. Neyi unutmadım? O oyunu. Tüm milletlerin oynadığı bu oyun ne? Saklambaç. Tüm milletler saklambaç oyunu oynuyor. Ve çok zevkli biliyor musunuz? Kadın için şöyle, kadın için saklanmak çok güzel. Onun için kadınlar, bir hani bir kapalılık vardır ya, kadına uyuyor, kapalı olmayı seviyor, gizemli, sırlı. Evlilik yıldönümünü acaba bizimki kutlayacak mı, kutlamayacak mı? Acaba hatırlayacak mı, hatırlamayacak mı? Yok doğum günü hatırlayacak mı, hatırlamayacak mı? Tanışma yıldönümü hatırlayacak mı, hatırlamayacak mı? Sevgililer günü bana neydi hepsi? Kadın saklanıyor, erkek buluyor. Kadın saklanıyor ve diyor ki bulamazsın beni. Erkek de diyor ki kim ben mi bulamam? Ben bulamam. Erkeğe de meydan okuyacaksın. Erkek meydan okunduğu zaman tahrik oluyor ve nasıl yani ben mi yapamayacağım, ben mi bulamayacağım? Kadın da beni bulamazsın ki oyunu. Dolayısıyla arkadaşlar bir erkeği kendine çekmek istiyorsan birinci formül ve yol gizemli olman, saklanıyor olman. Bir teknik kullan diye demiyorum. Hadi bu tekniği kullan da o sana gelsin diye demiyorum. Takdir sana ait. Güzel dostum tabii bir yandan merak ediyorsun. Karşındaki kişi bana aşık mı değil mi? Bunun yolu ne biliyor musun? Aşkın gözü kördür. Aşkın gözü kör olduğu için de sevdiğine şöyle bir soru soruyorsun. Benim ne gibi hatalarım var? Eğer bana bir tavsiyede bulunacak olsaydın ne gibi tavsiyelerde bulunurdun? Ne gibi hatalarım var diye sorduğunda eğer o senin hatalarını söylüyorsa bil ki sana aşık değil. Burada çok acı bir şey söyledim kusura bakma. Sevdiğin kişi senin hatalarından bahsediyorsa bil ki sana aşık değil. Çünkü aşkın gözü kördür, sevdiğinin hatalarını göremez. O sadece güzelliklerini görür. Hatta çok kötü bir şey bile varsa onun o kadar güzel durur ki. Mesela aynı hareketi yapan iki kişiyi düşün. Birisi sevdiğin bir kişi, birisi sevmediğin bir kişi. Sevmediğin bir kişi bir hareket yaptığında nasıl rahatsız oluyorsun? Aynı hareketi sevdiğin kişi yapınca ne diyorsun? Hiç orada bile olmuyorsun belki. Şimdi bir ormanda yangın çıkmış arkadaşlar. Ormanda yangın çıktığında orada iki kişi var. Yalnız ikisi de engelli. Arkadaş bunlar bana ısrar ettiler. Hocam kör deme, topal deme dedi. Ama ne yapayım? Biri kör, biri topal. Şimdi ormanda yangın çıkmış. Biri kör, biri topal. İki kişi var. Ve tabii yangın çıkmış ama şimdi kör nereye gidecek göremiyor. Topal da ayakları yok yürüyemiyor. Sonra bu ayakları olmayan arkadaş, gözleri görmeyen arkadaşın sırtına biniyor. Ayakları olmayan yolu tarif ediyor. Gözleri görmeyen de koşarak oradan uzaklaşıyor. Arkadaşlar, aşkın
gözü kördür ama ayakları vardır. Aklın da gözleri vardır ama ayakları yoktur. Akıl hep neyin doğru olduğunu görür ama hareket edecek heyecan yoktur içinde. Aşık da deli gibi gözü görmez ama deli gibi sağa sola koşturur. Onun için bazen duvara oraya buraya çarpar. Akılla kalbi cem edebildiğimiz zaman işte o zaman gerçek aşka doğru ulaşmış oluruz. Akıl ve kalp bize hizmet etmeye başladığı zaman o zaman gerçek aşka doğru ulaşmaya başlamış oluruz. Şimdi burada arkadaşlar, peki nasıl ben kendimi, sevdiğim kişiyi kendime doğru çekeceğim? Şimdi sen diyorsun ki, ben birisine aşık oldum, birisini çok seviyorum. O yıldızlarda o kadar büyük ki, o kadar büyük ki olan kişi sana niye baksın ya? Bu da bilinçaltı boyutunda arkadaşlar. Eğer sen kendini çok değersiz, karşı tarafı çok değerli hissediyorsan, o çok değerli olan kişi değerse bakmayacaktır. Onun için arkadaşlar, bir defa sevdiğin kişiyi kendine getirme için birinci kural şu: senin de o değerde olduğunu hissetme. Ve o değerde olduğunu hissettiğin gibi onunla beraber sohbet etmek, çay içmek, onun yanına varmak senin tarafından ona verilmiş bir ödül olduğunu fark etmen önemli. Sen bir ödülsün. Kime? Ona. Niye? Çünkü tertemiz bir kalple ona aşıksın. Onu seviyorsun ve ona bir ödül olduğunu ona hissettirmen lazım. Onun yanına gittiğinde, onunla konuştuğunda, onunla kontak kurduğunda, onunla diyalog kurduğunda her zaman bu hissi veren önemli. Ben senin için ödülüm. Ve bir anlamda en fazla sıkıntı yaşadığımız nokta, ben seni seviyorum, sen de beni sev. Ben sana kalbimi veriyorum, sen de bana kalbini ver. Yani aşkı alıyoruz arkadaşlar, bir ticari faaliyet haline getiriyoruz. Aşk alıyoruz, bir sözleşme haline getiriyoruz. Ben sana bir şey vereceğim, sen de bana bir şey ver. Bu bir aşk değildir güzel dostlarım. Bu menfaattir. Eğer sen bir insana kalbini veriyorsan ve ondan da sana kalbini vermesini istiyorsan, pazarlık yapıyorsun, ticaret yapıyorsun. Ama seven insan, seven insandır. Ben kalemi seviyorum. Ama kalem benim varlığımdan haberi bile yok. Ben çayı, kahveyi seviyorum. Onlar benim varlığımı umursamıyor bile. Neden? Çünkü bunların bir kısım özelliklerinden dolayı ben bunları seviyorum. Ben bunları seviyorum diye bunlar da beni sevmek zorunda mı? Eğer o bakış açısıyla yaşıyorsan, bil ki sonsuza kadar aşkı yakalayamayacaksın. Ve emin ol güzel dostum, sen kimseye aşık olmazsın. Aşk kalbindedir, aşk sende vardır, sadece onu ortaya çıkartabilirsin. O sende vardır ve onu ortaya çıkartırsın. Ve o aşk insanı olman için de karşına aşık olacağın bir insan çıkması gerekmez. Yani ormandaki bir çiçek gibisin. Çiçek koku salıyor. Şu an ormanda bir çiçek var ve koku salıyor. Sen orada olsan da, oradan geçsen de geçmesin de o çiçek kokuyu salıyor. Yani sen aşk insanıysan, karşında birisi olsa da olmasa da sen aşk insansın, sevgi insan, koku yayılıyor. Eğer birisinin kısmeti varsa, o kokudan istifade etmek için o çiçeğin yanından geçebilir. Eğer birisinin kısmeti varsa senin karşına çıkıp sendeki aşka, aşktan nasiplenebilir. Kısmeti yoksa da sen aşk insanısın. Sevmek, aşık olmak karşıyla alakalı bir şey değil güzel dostlarım. Ve biz ne diyoruz? Aşka düştüm. Aşka düşmek. Yani akıldan kalbe düşersin. Yukarıdan aşağıya düşersin. Aşka çıkmazsın, aşka düşersin. Özgürlük aşktan daha büyük bir kavramdır. Sen aşık olduğunda esir olmuşsun. Ağla beni dersin. Beni sar dersin. Beni hapset dersin. Senden başka bir şey düşünemeyeyim dersin. Çünkü özgürlükten köleliğe düşersin. Ve o sana çok güzel dersler verir. Aşk kapını çaldığı zaman bu kölelik de olsa, bu çok acı verecek de olsa lütfen ona rahatça gir. Çünkü seni eğitir, seni büyütür. Bir Allah dostuna bir arkadaş gidiyor ve diyor ki, Allah'a nasıl hizmet edebilirim? O da diyor ki, sen hiç aşık oldun mu? Efendim diyor, ben o değil de Allah'a nasıl hizmet edebilirim onu soracaktım. İyi dedi işte, ben de sana soruyorum diyor Allah dostu. Sen hiç aşık oldun mu? Şimdi aşık olmuşsa da aşık oldum diyemiyor, utanıyor çünkü.
efendim kemküm diyor ve tekrar diyor ki efendim ben onun için değil de diyor işte Allah'a nasıl hizmet ederim onu soracaktım. Allah dostu ısrar ediyor tekrar. Sen hiç aşık oldun mu? Olmadım diyor. Efendimiz ben hiç aşık olmadım. Allah dostu da diyor ki önce git aşık ol. Sonra diyor gel Allah'a nasıl hizmet ederim diye sor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Seven bir kişi, güzel dostlarım, seven bir kişidir. Seven bir kişi her şeyi sever. Sadece bir kişiyi değil. Eğer bir kişiyi, binlerce kişiyi sevebiliyorsa onun aşk kabiliyeti, onun sevgi kabiliyeti çok büyüktür. Ve bir kişiyi severse de onu çok büyük sever. Ama biz kıskançlıkla sadece beni sevsin istersek onun sevgi kabiliyetini öldürürüz. Eğer bir insan sadece seni seviyor ve başka şeyi sevmiyorsa bir müddet sonra sevme kabiliyeti bitecek ve seni de sevmez olacaktır. Onun için seni seven kişinin seni daha çok sevmesini istiyorsan herkesi, her şeyi sevmesini istemen lazım. Ve hayatta denge olduğu için bir insanın seni çok sevmesini istiyorsan herkesi sevmen gerekir. Sevgiyle kılınmaz olmasın. Hatta aşkıyla, hatta tutkuyla. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.